Burası Bükreş'te bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin Bükreş Büyükelçiliği. Füsun Aramaz 2018 tarihinden beri Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi olarak görev yapıyor. 2010-2013 yıllarında da Romanya'nın Köstence Başkonsolosu olarak çalıştı. Dolayısıyla bölgeye de dengelere de uzun zamandır hakim. Bugünlerde, şu günlerde hem tüm dünyanın hem de Türkiye'nin gözü kulağı bu bölgede, Ukrayna'da yaşananlarda, Ukrayna-Rusya arasındaki ilişkilerde. Ancak sınırda yaşananlar, Ukrayna'nın komşusu, Romanya'nın komşusu Ukrayna'da yaşananların kuşkusuz bu bölgeye de yansımaları oluyor. Ukrayna'da yaşananların Romanya'ya ve Romanya-Türkiye ilişkilerine yansımaları nasıl? Romanya, belirttiğiniz gibi Ukrayna ile sınır komşusu. Aynı zamanda Karadeniz üzerinden Türkiye'nin de yakın komşusu. NATO müttefikleri olarak yakın işbirliği sergiliyoruz. Esasen Türkiye, Romanya'nın NATO'ya girişine en güçlü destek veren ülkelerden de birisi. Hatta 1989'da NATO genişlemesi Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'yı da dahil ettiği dönemde bizim meclisimiz bir kanun kabul ediyor ve bölgesel önemi nedeniyle bir sonraki genişlemede mutlaka Romanya'nın da dahil edilmesi şeklindeki beklentimiz o kanunla kabul ediliyor ve tabii müttefiklere de duyuruluyor. 2005 yılında Romanya'nın NATO'ya üye olmasıyla yakın müttefiklik ilişkilerimiz başlıyor. Bölgesel işbirliği alanında Romanya, Türkiye, Polonya üçlü danışma mekanizmasını örnek verebiliriz. 10. yılını tamamladı bu sene itibariyle. Bakanlar seviyesinde şu anda danışma toplantıları düzenli olarak sürdürülüyor ve bölgesel güvenlik, Karadeniz güvenliği dahil olmak üzere NATO müttefikleri olarak yakın istişare için bir platform oluşturuyor bu mekanizma. Peki şimdi bu kadar gündem bu bölge üzerindeyken, Ukrayna üzerindeyken yaşananlar her iki ülkenin ilişkilerini sıkılaştırma konusunda Romanya-Türkiye özelinde soruyorum. Tetikleyici bir unsur oldu mu? Mutlaka tabii bölgede endişe verici bazı gelişmelerin olması, tansiyonun yükseliyor olması bizim de NATO çerçevesinde başta olmak üzere ama onun dışında da makamlarımız arasında Romanya ile her düzeyde temaslarımızın yoğunlaşmasına neden oldu diyebiliriz. Esasen Türkiye ile Romanya arasında ilişkileri mükemmel olarak niteleyebiliriz. Her alanda, siyasi alanda, askeri alanda ilişkilerimizin mükemmel seviyeye ulaştığını ve Romanya'nın bölgede Türkiye ile her alanda çok olumlu ilişkiler sürdüren, çok sağlam bir dost, bir yakın bir müttefik olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Onun için aslında bu yakın işbirliği, diyalog ve temasların sürmesi de zaten şaşırtıcı değil. Çünkü Romanya aynı zamanda 2011 yılından beri stratejik ortağımız ve geçtiğimiz yıl stratejik ortaklığın 10. yıl dönümünü de idrak ettik. Bu nedenle İlişkilerimizin her alanda çok boyutlu olarak gelişeceğine inanıyorum.